Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bugün bayramın ikinci ve üçüncü günü paylaştığım hisselerde en çok Twitter'da görüntülenen hisseleri bir inceleme kararı aldım. Teknik açıdan son durumları nedir? Nasıl hareketler yapmışlar? Ve daha sonrasında neler yapabilirler? Bunlarla alakalı kısa bir video yayınlayacağım. Bu noktada 7 tane hissemiz bulunuyor. Aksa, ARDYZ, Aydem, Diyoboy, Karsan, Odaş ve Tekben en çok Twitter'da paylaşım yaptığımız grafikleri beğeni ve görüntülenme sayısı olarak yüksek olan hisseler. Hemen Aksa hissesiyle vakit kaybetmeden hazırsanız başlayalım. Teknik açıdan biliyorsunuz arkadaşlar endekste birçok hissede olduğu gibi Aksa hissesinde de bir TOBO oluşumu var ve TOBO oluşumunun sağ bölümündeyiz. Teknik açıdan yukarı yönlü 75.05 hattının kırılımıyla birlikte TOBO aktif hale gelecek. Bir onay alma süreci olur olmaz. Bu noktaları artık TOBO kırılım hattının geçildiğinde ancak görebileceğiz. Fakat biz teknik olarak görüntüsel anlamda baktığımızda hisse fiyatlamasının EMA21 ve EMA50 günlük EMA55 seviyelerinin üzerinde güçlü kapanışlar ve güzel mumlar oluşturduğunu görüyoruz. Her ne kadar son işlem günündeki yarım günle alakalı olarak işlem hacmi düşük kalsa da hisse fiyatlamasının ki yukarı yönlü fiyatsal hareket devam ettiğine şahit olduk. Bu noktada da bahsetmiş olduğumuz gibi hisse fiyatındaki 75 lira bandında bulunan direnç oldukça önemli olacaktır. Teknik olarak yine 4 saatlik grafikte EMA 21-55 kesişimi gerçekleşmesiyle birlikte yeni bir trend başlatma eğilimi başladı. Yukarı yönlü eğilim devam ettiği sürece hisse fiyatlamasında orta vadede 84, uzun vadede de 101'li bir formasyon hedefi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi RSI'nin 70 bandı üzerine attıktan sonraki hareketlerini takip etmek gerekecek. Burada gelen bir satış baskısıyla birlikte tekrar geri gelerek özellikle 4 saatlikte EMA21 ve EMA55 ortalamalarına onay için tekrar geri inebilir ki bu noktada mesela daha önce gördüğünüz gibi TOBO'nun baş kısmı yapılırken geriye gelip bu hattı bir sorgulamış 2-3 defa yukarı dönemeyince bir alta sarkmıştı. Bu noktadan sonra tekrar üst kesişim ile birlikte hisse fiyatlaması 3-4 gün içerisinde güçlü şekilde yukarı döndüğünü görüyoruz. Tabi aynı durum söz konusu olarak baktığımızda RSI'nin durumu ve momentumun durumu 50 üzerinde gücünü koruduğu sürece sıkıntı olmayacağını geri çekilmelerle birlikte hisse fiyatlamasının yukarı yönlü potansiyelini korumaya çalışacağını düşünebiliriz. Zira işte dolar eğilimiyle birlikte kasasında dolar olan hisselerin daha verimli hale gelebileceğini düşündüğümüz bu süreçte hisse fiyatlamasının yakın destek noktaları için takip etmek ve destek bölgesi oluşturulmak için bence klasik olarak EMA21 ve EMA55 güzel destek noktaları olarak hisse fiyatlamasında karşımıza çıkacaktır. Bu noktada da hisse fiyatının şu an için yakın destek noktası 69.95 yani 70 liralar olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Kısaca Aksa hissesinde durumlar bu şekilde. Saatlik periyotta aşırı alım bölgesinde olduğunu ve buralarda yukarı doğru 75'e eğer bir devam söz konusu olursa gelen kar satışlarıyla birlikte geri çekilmeler yaşayacağını unutmamak gerekir kısa periyotta teknik açıdan arkadaşlar. Bu noktada da bizim teknik olarak 23 günlük ortalamamız var. 23 saatlik. Bu ortalamanın üzerinde kalabildiği sürece destek noktası olarak kullandığı sürece yönünü yukarı doğru devam ettirme eğilimini koruyacağını söyleyebiliriz teknik açıdan. Yine bu noktada arkadaşlar hemen şöyle Hull değerini de açalım. Hull değeriyle birlikte hisse fiyatlaması beyaz mavi kesişimiyle birlikte güçlü bir trend eğilimi içerisine girebilir ve hareketini devam ettirebilir. Bu noktada özellikle bu 4 saatlik periyotlardaki bu hareket önemli olacaktır. Hull değerinin üzerinde kalıcı oluyor olması hisse için önemli. Yine biz şöyle pivot değerlerine de bakacak olursak şimdi artık güçlü hareketler oluşturunca arkadaşlar aylık pivotların üzerinde 3 aylık pivot üzerine doğru bir hareket eğilimi başladı. Bu da 77'li fiyatlarda olduğunu görüyoruz 3 aylık pivotların. Bu noktalara doğru hareketleri dikkatli takip edip bu dirençlerin geçilip geçilmeyeceği önemli olacak. Bu dirençlerin geçilmesiyle birlikte yukarı doğru güçlü hareketlere şahit olabiliriz diye ifade etmiş olalım.
Hemen yine tekrar ARD yazılım şirketine geldiğimizde klasik bir TOBO formasyonunun oluşmuş olduğunu ve tam TOBO hattında bir kapanış geldiğini görüyoruz. 8.46, 8.53 TOBO boyun hattının kırılım seviyesi. Hisse bunu noktanın üzerine atabilirse önü açık olarak yukarı doğru gitme eğilimi göstermeye çalışacaktır ki teknik olarak baktığımızda yine şu bölgede oluşturabileceği yatay dirençler var. Daha öncedeki takılmış olduğu diyelim, yani zirve olarak düşüş sırasında, düzeltme sırasında bu alanlara tekrar direnç olarak karşısına çıkabileceğini hatırlatmış olalım. Böyle kendilerinize yatay direnç bölgeleri koyarak bir önceki bölümlerden destek ve direnç bölgeleri oluşturabilir ve bu bölgelerin ne şekilde çalıştığını takip ederek işte ikili dip, ikili tepe, bu bölgelerin güçlü direnç ve destek bölgelerini siz de tahmin ederek destek ve direnç bölgelerini belirleyebilirsiniz. Teknik olarak baktığımızda birçok yatay direnci bulunan ARDYZ hissesinde yukarı yönlü zirvesel rakam olarak 11.52'leri gösteren bir fiyatlama söz konusu olabilir. Tabii bu 4 saatlik grafikte şöyle, günlük grafikte daha daraltarak baktığımızda ise RSI'nin üst bölümde bir düşen kırılım yapıp yapamayacağı önemli olacak. Yani burayı vurup geri dönüp tekrar aşağılara sarkma ihtimali olabilir. İşte bu noktalara geldiğimizde arkadaşlar yani birkaç gün sonra diyelim, onu da yani iş günü olarak baktığımızda işte 4-5 Temmuz'da burada RSI'nin dük olup olmayacağını dikkatli takip etmek gerekecek günlük periyotta. Eğer burayı kırıp aşırı alım bölgesine geçebilirse bir anda agresif hareketlerle ilk etapta 9.33-9.71 bandına doğru bir hareketlenme izleyebiliriz. Teknik olarak bu şekilde bir görüntü verdiğini ifade etmiş olalım. Biz yine destek amaçlı saatlik periyottaki durumuna bakacağız arkadaşlar. Son bölüme odaklanmak adına hemen şöyle geldiğimizde ekranı biraz daha büyütmüş olalım. Teknik açıdan baktığımızda yine EMA21 ve EMA55 serisinin üzerinde güzel hareketini devam ettiren hisse fiyatlamasının 8.27 gibi saatlik periyotta bir desteği olduğunu ve bakın az önce bahsettiğim RSI'nin işte baskı alanı, tepelerin kurulduğu baskı alanı bu şekilde. Burayı kırıp devam edebilirse üst banda geçecek. Kıramazsa tekrar destek için EMA21 ve EMA55'e kadar sarkmalara dönebilir. Yani bir sarkma eğilimi içerisine girebilir. Dikkat etmek gerekir. Yine bu alanda 8-12 gibi bir destek bölgesi var. 23'lük ortalamamızda. Yine 3 aylık güçlü direnç bölgesi 8.54 arkadaşlar. Eğer ARD yazılım bu bölgeyi 8.54'ü güçlü şekilde kırabilirse teknik açıdan yukarı yönlü potansiyellerini zaten grafiğin sağında rakamsal olarak görebiliyorsunuz. Bu noktada ekranı şöyle büyüteyim. Aşağıda osilatörler saatlik periyotta çok karışık hale geliyor gördüğünüz gibi. Yine görsel olarak şöyle EMA ortalamalarını da açtığımızda baktığımızda yine teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini koruyan ve hareketlerini yani daha doğrusu formasyonunu tamamlamak üzere olan bir hisseyle karşı karşıyayız. Eğer bahsetmiş olduğumuz 8.54'lü rakamların üzerinde, 8.60'ların üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlamasında destek olarak bir ortalamayı kendinize baz alıp hisseyi elde tutmaya devam edilmeli diye düşünüyorum elinde olanlar için. Şu an için tam kırılım bölgesine gelmiş bir hisse fiyatlamasıyla karşı karşıyayız. Aydem hissesi, bu da oldukça uzun zamandır düşüş periyodu içerisinde olan bir hisse. Şöyle günlük periyotta açtığımızda güzel bir trend yapmış ve daha sonrasında şurada oluşturduğu çanağı güçlü yukarı katlamış. Ve baktığımızda işte Aralık ayından beri bir düşüş periyodu içerisinde olduktan sonra geçtiğimiz Mayıs ayının ortalarında bir tepki üreterek işte bir klasik solumuz, baş ve bir sağımız hareketiyle birlikte şu an için trende dayalı diyelim bir kırılım gerçekleştirmek üzere. Kırılım hattı olarak da 15-25, 15-50 hattı olarak ifade edebiliriz. Bu nokta eğer kırılırsa teknik açıdan orta vadede hisse fiyatlamasının 22-26'lara kadar gitme ihtimali gözükebilir, oluşabilir. Bu noktalarda yine daha önceki fraktallardan destek alarak böyle yatay
direnç bölgeleri oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu her geçilen direnç daha sonrasında destek olarak karşımıza çıkacaktır diye ümit ediyoruz. Yine teknik açıdan hisse fiyatlamasının orta bölgede RSI ve momentumun 50 üzerine atıyor olması önemli. Kritik olan ise teknik açıdan bu daha önceki zirvelerden gelen RSI düşen kırılım hattının geçilip geçilmeyeceği. Özellikle hisse fiyatlamasının bu iki düşen hattı, kırmızı hattı geçebilirse teknik açıdan önünün açılacağını ve üst zirve rakamlara doğru kaçış gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Klasik olarak hacimsel gücün biraz daha artması gerektiğini söyleyebiliriz. Hani formasyonun bulunduğu duruma göre hacimlerin biraz geride kaldığını görüyoruz. Her halükarda son gün yarım günlük bir şey gereği olsa da hani hacim son gün yarım günlük olsa da yine daha da yüksek yani 20 günlük ortalamanın üzerinde 3 milyon 600 binin üzerinde hacimlere ihtiyaç duyduğunu ve bu hacimlerin gerçekleşmesi halinde ise hisse fiyatlamasının yukarıda TOBO'nun orta vadeli formasyon hedefinin 22.66 gibi bir rakam olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Evet arkadaşlar geldik Diyoboya. Diyoboya da baktığımızda kırılım hattının artık bir nevi gelmiş olduğunu görüyoruz. Bir sol omuz, baş ve sağ omuz çizgileriyle birlikte yatay düşen kırılımı gerçekleşmiş gibi bir görüntü var teknik açıdan. Biraz ihlalli bir tobo olduğunu söyleyebiliriz. Tam böyle tobo kıvamında oturmak biraz zor gibi gözüküyor. Hani biraz tam çizgiler otursun diye şöyle alt bantlardan aldığımızda 24.10 gibi, 24.02 gibi bir hat oluştuğunu görüyoruz. Bu hattın kırılımı ile birlikte hisse fiyatlaması teknik açıdan bir sonra 27.34 daha sonrasında 32.28'e 28'lere gidebilecek bir ivme yakalayabilir. Hacimlerin ortalamaların altında kaldığını görüyoruz teknik açıdan. Bu hisse için biraz negatif baskı oluşturabilir. Şu an için baktığımızda ise pazartesi açılışı çok önemli gözüküyor. Zira tam RSI düşen kırılımına gelmiş. Bu noktada hisse fiyatlaması eğer 25'li rakamların üzerine atabilirse kırılımla birlikte daha agresif hareketlerini görebiliriz. Ama dediğim gibi hacimlerin biraz negatif olduğunu görüyorum. Yani hacimler biraz kararsız kalmış. Saatlikte güçlü de dursa günlük periyottaki hacimlerin hacimsel potansiyelini arttırması gerektiğini ifade edelim. Teknik olarak 23.58 EMA 21 desteğiyle birlikte saatlikte takip edilebilir. Klasik olarak 23.06'da aynı şekilde EMA 55 desteğiyle hisse fiyatlamasını eşlik edilebilir halde olduğunu söyleyebiliriz. Saatlik periyotta hisse fiyatlaması aşırı alım bölgesinde olduğunu hatırlatmış olalım. Hemen yine Karsan hissesine giriyoruz. Karsan hissesi bu bölgeyi çok uzattı. Özellikle Tobo'nun baş kısmı oldukça uzun bir süre vakit aldı diyelim. Baktığımızda Mart ayının başından Haziran'ın ortalarına kadar Mart, Nisan, Mayıs 3,5 aylık bir formasyon sadece baş kısmı sürdü. Bu noktadan sonra yukarı yönlü potansiyelini koruyup üst bölgeye geçebilirse yani hisseyin baktığımızda yatay 10-13 direnci var. Defalarca denediği diyelim. Daha önce bir iki defa denediği ve üçüncü kırılımla birlikte burayı geçebilirse ilk etapta 11.78 daha sonrasında 14'lü 15'li rakamlara doğru gidebilecek bir potansiyel olduğunu görebiliyoruz ise de. Şöyle yaptığımızda hemen şöyle bakalım hareketi şuraya getirelim 3 aşağı 5 yukarı teknik olarak 14.30'larda bir hedefi olduğunu görebiliyoruz Karsan hissesinin. Üst bölgede bu aşağı yukarıda aynı zamanda daha önceki İkili Tepe olarak adlandırabileceğimiz bölgenin de yeni zirvesi. Bu noktada hisse fiyatlaması büyük bir çanak oluşturacak arkadaşlar. Teknik açıdan baktığımızda şöyle sildiğimizde büyük çanağı kırıp devamını bu formasyonu buraya kadar geldiğinde çizeriz. Oraya kadar bakalım neler yaşayacak. Teknik olarak şu an beklentimiz üst bölgeye çıkabilmesi ilk etapta. O da 10-13'ün üzerinde. Teknik olarak zaman zaman ifade ettiğimiz gibi 10.13 liranın üzerinde ucuz kalır diyelim. Şu an için bu direnci geçemediği sürece riskini koruyan ve potansiyel geri gelme alanları oluşabilen bir fiyatla karşı karşıya olduğumuzu
Her halükarda zaten söylemeye çalışıyoruz. O yüzden de saatlik periyotta klasik olarak EMA 21 ve 55 yakın destek seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini sık sık ifade edip hatırlatıyoruz arkadaşlar. Evet, teknik olarak Karsan bu şekilde. Hemen ODAŞ hissesine geçiyoruz. O da oldukça güzel ve stabil bir TOBO formasyonu üretti. Kırılım onayı ne derseniz artık içinde her şeyle birlikte tam tekmil bir kırılım da gerçekleştirdi. 7.34 bandında bulunan TOBO boyun hattının üzerinde bir kapanış yaptı. Ortalama hacimin üzerinde bir hacimle birlikte teknik açıdan RSI kendi direnç hattına doğru ilerlerken momentum da 50 hattından tekrar yukarı doğru bir dönüş gösterdi. Baktığımızda oldukça güçlü bir mumla kapanış geldi. %8'lik bir mum kapanışıyla birlikte hisse fiyatlaması yoluna devam ederse 8.92'li bir hedefe doğru gitme eğilimi göstereceğini ifade edebiliriz teknik açıdan. Yine periyot olarak baktığımızda aylık 3 aylık pivot değeri olan 7.98, daha sonrasında 8.92, hull değeri 9.17 gibi yakın direnç bölgeleri karşısında çıkacak hisse fiyatlamasının. Bu noktada hissenin zirvesel anlamda formasyon hedefinin ise 11.12 lira olduğunu hatırlatmış olalım. Yani 11 liralara gitme gücü potansiyeli olan bir formasyonla birlikte ODAŞ hissesi düşen kırılımı, onay çalışması, TOBO formasyonun sağını tamamlayıp yukarı kırılım gerçekleşmesiyle birlikte gücünü toparlamış gibi gözüküyor. Bu noktada yine saatlik periyotta ortalamaları takip etmekte fayda olacağını ifade ediyor ve yakın destek noktası olarak 6.84 ve 6.67 desteğinin kritik destekler olduğunu, bu desteklerden aşırı uzun mesafeli kaçışlarda geri çekilmeler olma ihtimalinin güçlü olduğunu da hatırlatmış olalım bu noktada. Evet, ODAŞ hissesini de bu şekilde ifade ettikten sonra Tekfen'e geliyoruz. Tekfen'de de aynı şekilde ODAŞ'a benzeyen bir grafiksel görüntü var. Neredeyse birebir aynı diyebileceğimiz aslında. Pardon, ODAŞ'mış bu zaten. Hemen şöyle, evet, Tekfen'e geçiyoruz arkadaşlar. Tekfen hissesinde görsel olarak baktığımızda şu bölgede bir çanak, solumuz, baş, bir sağımız hareketiyle birlikte hisse fiyatlamasında teknik açıdan yukarı yönlü bir hareket ivmelenmesi söz konusu. Çizgilerin biraz çokça olduğunun kusura bakmayın. Kırmızılar destek, sarılar yakın direnç, üst kırmızılar da uzak dirençler olarak karşınıza çıkacak gibi bir görüntü sergilediğini ifade edelim. Yeşil boyun hattı arkadaşlar, yatay çizgimiz. 39.58 hattı geçilirse teknik olarak şu filama boyu veya TOBO'nun derinlik kadar yukarı gidecek potansiyeli aktif hale gelerek 54.25'li bir hedefe gitme eğilimi gösterebilecek bir potansiyel oluşturan bir formasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade edelim. Teknik açıdan yine saatlik periyotta destek alanlarını oluşturmak için baktığımızda ise RSI'nin düzeltiyorum, EMA 21'in 37.90, 36.60'ta da EMA 55'in destek olarak karşımıza çıkacağını ifade edebiliriz. Teknik açıdan hemen günlük periyotta baktığımızda yine bu TOBO formasyonunun güçlü şekilde yukarı yönlü devamı için özellikle üst bölgeye geçmesi, RSI'nin 70'li bölgelerin üzerine çıkabilmesi çok önemli olacak diye ifade etmiş olalım. Kritik bölgenin bu şekilde olduğunu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Teknik açıdan bu hisse fiyatlamasının üst bölgeye çıkması halinde şurada bir çanak oluşmuş olacak zaten. Şunları kapattığımızda, şunu da şöyle sildiğimizde arkadaşlar, teknik açıdan bakın, hemen şuraya da bir tane eğri çizdiğimizde şu çanağın katlaması da arkadaşlar bu sarı daire olacaktır ki bu uzun vadeye geçer arkadaşlar. Çünkü bu formasyon devamında onay çalışması, tekrar kırılım falan filan yapması ayları bulacaktır. Daha sonrasında ise hisse fiyatımızın afaki fiyatlara doğru böyle bir ikiye doğru katlama eğilimi içerisine girme ihtimali söz konusu olarak yüzlü fiyatlara doğru gidebilecek potansiyeli olduğunu hatırlatmış olalım. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenerek kanalımıza üye olarak bize destek verebilirsiniz. Katıl butonuyla bize destek çıkarak mevcut durumda bulunan farklı videolarımızda izlemeye alabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.